A eksi C'nin karesi C eksi A'nın karesine eşittir. Hemen onu C eksi A diye düzeltebilirsiniz. Sonuç olarak böyle bir hakkımız var. A eksi B'nin karesinde A eksi B var. Burada da var. Ortak parantezi al. C eksi A, C eksi A ikisinde de var. Ortak parantezi al. Sonra burada bir tek ne kaldı? A eksi B. Burada bir tek ne kaldı? C eksi A arkadaşlar. Onu da görelim. Çünkü C eksi A yaptık biz onu. Dolayısıyla A'lar gitti. A eksi B var. C eksi A var. Bir de C eksi B var. Şıklarda hangisi var? B eksi C. Olur mu? Olur. Çünkü B eksi C'de C eksi B'nin arkadaşlar eksi bir katı. Bu bizi etkilemez. Çarpanlarına yine ayrılır gösterir. Negatif tam bölen sayısı dediği zaman arkadaşlar pozitif bölenlerini bulup aynı sayıda görebilirsiniz. Sonuçta bir sayının böleni 2 ise aynı zamanda eksi 2'dir. Negatife takılmayın o yüzden. Şimdi buna göre ne söyleyeceğiz? 3 üzeri 8 eksi 1 3 üzeri 4 eksi 1 çarpı 3 üzeri 4 artı 1'dir değil mi? 3 üzeri 4 81, 1 daha 82. 3 üzeri 4 yine 81, burası da 80 oldu. Böylece 80 ve 82'yi asal çarpanlarına ayırmamız gerekiyor önce. Nasıl ayıracağız? 16 çarpı 5, 2 üzeri 4 çarpı 5. Bu 41 çarpı 2, 41 üzeri 1, 5 üzeri 1 ve 2 üzeri 5 oldu. Kaç tane pozitif böleni var veya negatif böleni var ne yapıyoruz? Üstü 1 arttır çarp, üstü 1 arttır çarp, üstü 1 arttır çarp. Böylece demek ki bunun 24 tane arkadaşlar böleni varmış pozitif. Aynı zamanda negatif. Toplam bölen sayısını sorsaydı 48 derdik. Cevabımız bu yüzden D şıkkı. A kare B eksi A kare eksi 4 B artı 4. Şimdi burada arkadaşlar ortak parantezi almak isteriz. Dörtlülerde evet ikili ikili yapabilirsiniz. Bazen olmazsa 1 artı 3 diye de deneriz. 2 kare toplamı şeklinde. Ama burada şu kurtarıyor sanki bak. A kare parantezini alırsam B eksi 1. Burada da eksi 4 parantezini alırsam yine bak B eksi 1 gördünüz mü? Böylece aşağısı da yine A parantezinde B eksi 1. Yine 2 parantezinde B eksi 1 oldu Arkadaşlar. Böylece B eksi 1 parantezinde yukarısı A kare eksi 4. Aşağısı da arkadaşlar B eksi 1 parantezinde A artı 2. Dikkat A kare eksi 4 ile A artı 2 sadeleşir. A eksi 2. B eksi 1'ler de gitti. Cevabımız C şıkkı oldu. Aşağıdaki şekilde ABCD ve EFKL birer karedir. Karelerin kenar uzunlukları birer tam sayıdır. Taralı bölgenin alanı 96 santimetre kare olduğuna göre ABCD karesinin çevre uzunluğunun EFKL'nin çevresinin uzunluğundan en fazla farkı kaçtır diye sormuş. Şimdi bir kere arkadaşlar taralı bölgenin alanı demek buraya X dersek buraya da Y dersek Y kare eksi X kare eşitmiş 96. Y eksi X çarpı Y artı X arkadaşlar ne olacak 96 bu arada tam sayı olduğunu söylüyor. Çevrelerin farkının en fazla olması için aslında çevrelerin farkını ilgilendiren neresi burası? Çünkü bize ne lazım? 4y eksi 4x lazım. E o da zaten y eksi x'in 4 katı. Bunun en fazla olması için y eksi x ve y artı x'in birbirine en yakın sayılar olması lazım. 96 arkadaşlar en yakın nasıl olabilir? 12 çarpı 8 bak buna 12 dersiniz buna da 8 dersiniz birbirine en yakın sayı olduğu zaman olur işte gördüğünüz gibi y eksi x'i maksimum almış oluruz. Böylece 8 olduğu için çarpımı 4 ile çarparsak 32 oldu. Göstereyim bakın. Birinin çevresi 4 diye birinin çevresi 4x. Berkay salondaki daire ve kare şeklindeki fayansları saymış. x sütun x artı y satır. Öbüründe de x artı y sütun y satırı olduğunu görmüş. Buna göre bu salonda bulunan daire ve kare şeklindeki fayansların toplam aşağıdakilerden hangisi olabilir? x çarpı x artı y arkadaşlar neye eşit? x kare artı yx. y çarpı x artı y neye eşit? yx artı y kare. Taraf tarafa toplarsak x kare artı 2x y artı y kare oldu arkadaşlar. Böylece bu da neye eşit? x artı y'nin parantez karesine eşit. Demek ki x ve y arkadaşlar bir tam sayı olduğuna göre sütun sayısı yarım yamalak bir sayı olabilir mi? Ya da satır sayısı. Haliyle bu bir tam sayının karesi. Hangisi bir tam sayının karesi? 14'ün karesi olduğu için D şıkkı 196. Küp açılımını bilmek gerekiyor arkadaşlar. A küp eksi B küp nasıl açılır? A küp eksi B küp eşittir. A eksi B çarpı A kare artı AB artı B kare. Dolayısıyla arkadaşlar a eksi b yerine 3 yazacağız. Burada tabii şu olacak. Ben burada a kare artı b kare artı ab yerine ne yazacağım? Hiç problem değil. Şunu yapacaksınız. a kare artı b kareyi arkadaşlar nasıl yazabiliriz? a eksi b'nin karesi artı 2ab. Yeri geldiğinde a kare artı b kareyi de böyle yazmak lazım. Dolayısıyla arkadaşlar 3 çarpı a eksi b 3'tü. Karesi 9 artı 2ab. Bir tane de ab burada var. 3ab oldu eşittir 36. Burası arkadaşlar 12 olmalı. Demek ki 3AB 3'müş. Bu yüzden yazayım şöyle bakın. AB'de kaç oldu? 1. Yani B şıkkı. 2 üzeri x ve 1 bölü 2 üzeri x'in çarpımının 1 olduğuna dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Bundan yararlanacağız soruda. Bir de aküp artı ve küpün açılımı a artı b çarpı a kare eksi ab artı b karedir. Dolayısıyla burada bakın 2 üzeri x a 1 bölü 2 üzeri x'i b olarak düşünebilirsiniz. Haliyle 2 üzeri x'in karesi böyle. Sonra bunların ikisinin çarpımı 1 yapar. Çünkü birbirlerini bakın böyle götürürler. Artı 1 bölü 2 üzeri x'in karesi. Şimdi burada bu ifadeyi bilmiyor olabilirsiniz ama yine ne yapacağız bakın. 2 üzeri x artı 1 bölü 2 üzeri x'in parantez karesi zaten 4 üzeri x yani 2 üzeri x'in parantez karesi artı 1 bölü 2 üzeri x'in parantez karesi artı 2 değil mi? Demek ki arkadaşlar bu 3 olduğuna göre karesi 9 şu ifadede ne geldi bakın 7. Ben demek ki şöyle göstereyim bakın fosforla bu ve bunun toplamı yerine ne yazabilirmişim burada 7. Artık o zaman 7 ve yanında da 1 vardı. 2 üzeri x artı 1 bölü 2 üzeri x 3. Bu taradığım ifadeler 7. Yanına 1 yazdık böylece 6 çarpı 3'ten 18 d şıkkı Başında katsayı olduğu zaman biraz daha e, arkadaşlar dikkatli olmamız gerekiyor burada. Şimdi 6x kareyi 6 çarpı 1 diye de ayırabiliriz. 3 çarpı 2 diye de ayırabiliriz. Bunun bir mahsuru yok yani nereden anlayacağım ben onu? Deneyeceksiniz gerçekten. Deneye deneye zaten insan hızlanıyor. Bakın şimdi 3x 2 dedim. Önce bir onu deneyeyim. Olmazsa olmazsa 6x ve 1'i de deneriz. Sonra bakın burada da yine aynı şeyi yapayım. Şöyle eksi 3 diyeyim burayı da eksi 2 diyeyim çarpınca eksi 9 çarpınca eksi 4 eksi 13 oluyor. Demek ki doğru ayırmışız 3x eksi 2 çarpı 2x eksi 3 oldu. Aşağıya geldiğimiz zaman şimdi orada da bir deneyelim bakalım. 4x'e x diye ayırayım. Sonra arkadaşlar e, burada eksi 1'e 3 diye ayırayım. Bakın olmuyor. O zaman nasıl değiştireceğim? Bir 2x'e x diye, 2x'e 2x diye değiştireceğim böyle. Deniyoruz gerçekten merak etmeyin. Dolayısıyla eksi 3 Burası da arkadaşlar bir çarpınca bakın eksi 6x artı 2x daha eksi 4x gerçekten oluyor. Böylece 2x artı 1 çarpı 2x eksi 3 oldu. Ters çevirelim şimdi diğerinde. 2x kare artı 9x artı 4 denmiş. Orada da 2x'e x diye ayırırım. 4 çarpı 2 8. 1 çarpı 1, 1 toplamları 9 yapıyor. Demek ki bu da arkadaşlar 2x artı 1 çarpı x artı 4. Gelelim 3x kare eksi o, artı 12 eksi 8'e 3x'e x diye ayıracağım. Sonra arkadaşlar buraya e, ne diyelim 4 diyelim bakın bu şekilde olsun. Sonra buraya da eksi 2 diyelim. Bakın 12 eksi 2'den 10 oldu. Yani özel bir yöntem yapmıyoruz bunlar. Deneyerek böyle görüyoruz. Şurayı 2 diye düzelteyim. Sonra burası da x eksi 3x eksi 2. Burası da x artı 4. 3x eksi 2'ler gitti. 2x eksi 3'ler gitti. 2x artı 1'ler gitti. x artı 4 de gitti. Böylece bakın sadece 1 kaldı e şıkkı. İkinci derece denklemler konusunda da arkadaşlar bu tarz sorular yapacaksınız. İşinize yarayacak özellikle eşitsizliklerde falan. Yeri geldiğinde böyle büyük ifadelerde harflendirme yapmak lazım. Buraya a buraya da a derseniz bakın. A kare Eksi 2A, eksi 3 olur ve daha kolay bildiğimiz bir şeye döner. Hedefimiz hep zaten bu. Öğrendiklerimizden yola çıkarak. Dolayısıyla A, eksi 3 ve A artı 1 oldu. Şimdi burada A gördüğüm yere x kare, eksi 2x yazıyorum. Bir de eksi 3 var, tamam. Sonra x kare, eksi 2x artı 1, güzel. Bu zaten nedir? x eksi 1'in karesi. Bu arkadaşlar nedir? x eksi 3 çarpı x artı 1'dir. Dolayısıyla çarpanlarından biri x eksi 3 var, x artı 1 var x eksi 1 var. x eksi 1 varsa 1 eksi x de vardır zaten. Sadece eksi ile çarpılmıştır ama x eksi 2 yok e şıkkı. Önce ters çevirdim arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi. E, ee, şurada bölü olduğu için. Sonra çarpanları ayırmada görmemiz gereken 27a eksi 1 nedir aslında? 3 üzeri a'nın kübü eksi 1'in kübü. Dolayısıyla bunlar sadeleşecek. 3 üzeri a eksi 1 kalacak. Aynı şekilde 27 üzeri a artı 1 3 üzeri a'nın kübü olduğu için burada da 3 üzeri a artı 1 kalacak. Şunla sadeleşecek. Dolayısıyla 3 üzeri a artı 1 bölü 3 üzeri a eksi 1 14 bölü 13 oldu. Buradan 14 tane 3 üzeri a eksi 14 13 tane 3 üzeri a artı 13 haliyle arkadaşlar 3 üzeri a eşittir 27'den a bakın 3 oldu c şıkkı. Verilen alanla şıklardaki bir tanesinin alanı aynı olacak arkadaşlar. Buna göre hemen buranın alanını bulmaya çalışalım. Burada da şuna dikkat edin. Bu beyaz olan bir kare olduğu için burası y birim, bir kenarı da şuradan dolayı bakın x birim. Dolayısıyla orada iki tane kare var. 2x kare. Üç tane dikdörtgen var. 3x y y kare. Haliyle çarpanlarına ayrılıyor bakın bu. 2x e x Burası da y'ye y. y. Çaprazlama topladığınızda 3 xy oluyor. 2x artı y çarpı x artı y oldu arkadaşlar. Şıklarda zaten gördüğünüz gibi a direkt burada. Üslü denklemlerde arkadaşlar tabanlar aynıysa üstler de aynıdır. O yüzden aynı hale getirelim tabanları. 3x kare eksi y kare kalsın. 3 üzeri 2 x kare artı x y eksi 2 üstün üstü çarpılır. 2x kare artı 2x eksi 4. Haliyle bundan sonra artık eşitleme yapabiliriz. x kare eksi y kare eşittir 2x kare artı 2x eksi 4. Hepsini sağ tarafa atıyorum. x kare artı y kare artı 2x y ancak şu eksi 4'ü öbür tarafa atayım daha anlamlı olsun. Bakın böyle oldu. Dolayısıyla 4 eşittir x artı y'nin parantez karesi. Demek ki buradan x artı y ya 2 ya da eksi 2 bizden dördüncü kuvvetini istiyor o zaman 2 de olsa eksi 2 de olsa 2'nin dördüncü, dördüncü kuvveti de eksi 2'nin dördüncü kuvveti de 16 yapar e olur. Teküp eksi 10 eşittir 0 olduğuna göre 2 bölü t kare artı 2 t artı 4 nedir denmiş. Tabi teküp eksi 10 çarpanlarına ayrılmıyor diyeceksiniz o yüzden ne yaparız? Biraz böyle teküp var ya orada eksi 10'a en yakın kübü olan sayı ne var? Eksi 8 yani eksi 2 o zaman böyle bir ayıralım. Bu tarafta dursun arkadaşlar. Eksi 2'yi de öbür tarafa attım. Bu nedir? T eksi 2 çarpı t kare artı 2t artı 4 eşittir 2 oldu değil mi? Güzel. Her iki tarafı arkadaşlar böleyim şimdi t kare artı 2t artı 4'e. Böylece burası da yine t kare artı 2t artı 4 oldu gitti. Böylece sorunun istediği ifade buydu zaten şuydu. Cevabımız t eksi 2 oldu d şıkkı. ÖSYM'de bir kere buna benzer bir soru sordu. Şu an çarpanlara ayrılıyor gibi görünmüyor. Şıklara baksanız da çok yardımcı olmayabilir. Bakın burada aküp var ya şunu deneyeceğim. Bir kere 2 burada çok öyle çarpanlara ayrılacak gibi değil. Ama aküp artı 1'i düşünürsek bakın. Mecburen burada a kalıyor. Bir de 1 kalıyor. Böylece aküp artı 1 arkadaşlar. a artı 1 parantezinde a kare eksi a artı 1. Sonra burası zaten A artı 1. A artı 1'ler ortak. A artı 1. A kare eksi A artı 1. Ve artı 1 oldu. Böylece çarpanlarından biri A artı 1 geldi. Öbürü de arkadaşlar A kare eksi A artı 2. Demek ki E şıkkıymış. A kare eksi 4 A eşittir B kare eksi 4 B. Hemen bakın şöyle bir şey yapalım. A kare eksi 4 A size şunu hatırlatmalı. 4'ü. Her iki tarafa 4 eklersem böylece b kare eksi 4 b artı 4 de olur. a kare eksi 4 a artı 4 a eksi 2'nin parantez karesi. b kare eksi 4 b b eksi 2'nin parantez karesi. Böylece demek ki a eksi 2 b eksi 2 eşit olabilir. Ya da arkadaşlar a eksi 2 eksi b artı 2 eşit olabilir. Şimdi bilemeyiz hangisinin hangisine eşit olduğunu. Buradan doğal olarak a b birbirine eşit olabilir. Veya A artı B arkadaşlar 4'e eşit olabilir. Şimdi burada A B'ye eşit olursa çarpımları eksi 2 olduğunda A kare eşittir eksi 2 olduğundan reel sayı olmaz. Bunu bir düşünmeyelim şimdilik. Lazım olursa mecburen oraya mecbur kalırsak yapalım. A artı B 4 olduğu için A kare artı B kare nedir? A artı B'nin karesi eksi 2 AB'dir. Bunu da unutmamalıyız. Dolayısıyla 16 eksi eksi 2 Dolayısıyla artı 4 oldu. 20 D oldu. Hemen burada şunu da hatırlatayım. Her iki tarafın karekökünü alınca mutlak değerli yapmanız gerektiğini lütfen unutmayın. X, Y parantezini alırsak aşağıyı aslında küp açılımı değil orası. Bakın X kare artı Y kare. Bu arada X kare artı Y kare neye eşittir? X eksi Y'nin parantez karesi artı 2 X, Y. Böylece bu ifadede yerine yazdığımızda x y, x eksi y'nin karesi 16 artı 2 x eşittir 40. Hemen aklımıza ne geliyor? 20 çarpı 2 ve x ye ye 2 verince gerçekten 20 çarpı 2 oluyor gördüğünüz gibi c şıkkı.